bizim Türk milliyetçiliğimiz Türk-İslam milliyetçiliği değil, İslam-Türk milliyetçiliğidir. Müslüman, Osmanlı nedir? Osmanlı Türk'üdür, değil mi? Evet. Osmanlı atamız Türk'üdür. Fakat Türklüğü öne sürmedi. Milliyetçiliği değil, ümmetçiliği öne koydu. Ümmet dedi. Milliyetçiliği öne koyduğu nakit, diğer millet de kendi milletini öne koydu. Niye sen ondan üstün oluyorsun o zaman? Senin yaptığın işler, eğer ki bir şan şeref bulduysa, İslam'a hizmetten dolayı şan şeref bulmuştur. Türk milletleri daha önceden de, ta Ergenekon'dan çıkarken de değişik işler yapmıştır. Fakat yaptığı işlere baktığımız vakit, eserlerine baktığımız vakit, işte iki dikili taş bir tane de üstüne koymuş olduğu bir eseri vardı. Göçebe bir hayat yaşıyordu. Efendim, bazı zamanlarda, bazı yerlerde, bazı insanların da geçmişlerine saldırıp, şeylerine göre, güçlerine göre kim güçlüyse kazanırdı. Ne zaman Türkler gerçek şan ve şeref ile yükselmeye başladılar, toparlanmaya başladılar, Kayhanlılardan gelip Buğrahan, Abdülkerim Buğrahan amcasını katlediyor. Çünkü şaman dinine inanıp da İslam'a karşıydılar ve o Müslüman oldu. Onu bir gecede katledip idareyi ele geçiriyor ve İslam'ı baş tacı yapıyor. Ve etrafındaki diğer küçük Türk krallıklarına, boyluklarına, beyliklerine de emir veriyor. Ya bundan sonra benim emrimdesiniz, İslam ilesiniz veyahut size İslam adı altında harp ilan ediyorum. Sizi darmadağın ederim. Dedi. Onun üzerine Allah onları şan ve Allah'ın dinine sahip oldukları için yüceltti, yüceltti. Koca Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdu. Büyük kime hizmet etti? Abbasi halifesine hizmet etmiştir. Ehl-i sünnet itikadını ayakta tuttu. Ehl-i sünnet yıkılıp gidiyordu, bitiyordu sünnilik. Şialık bütün her tarafı tutmuş. Halifemizi esir ettiler, Abbasi halifesini Bağdat'ta. Gımıldayacak hali kalmadı, elinde kuvvet kalmadı. Sadece göstermelik bir halifeydi. Selçuklu Sultanı bir ilham ile, bir mana ile oraya geldi. Halife ile görüştü. Halife ile görüştükten sonra ilan yaptı. Bundan sonra dedi, halifeye karşı gelenin karşısında beni bulur. Selçuklu'yu bulur. Selçuklu her zaman halifenin emrinde oldu. Halife, Abbasi halifesi o zaman Selçuklu kralına hem sultanlığını geri verdi, çünkü o sultanlığını halifeye teslim etti. Bundan sonra sultan değilim dedi, senin emrinde bir askerim dedi. O zaman sen milletin ile beraber çok yaşa, halifenin duasını aldı. İslam'ın hizmetinde dur. İslam'ın sancakları ol. İslam'ın kılıcı ol. İslam'ın komutanı ol diye ona dua etti ve o gün bugün Selçuklu, İşte onun üzerine zaten hemen Haçlı seferlerini hazırladı kafirler. Hoşuna gitmedi o zaman. Karıştırdılar ortalığı. Bu güçlü devlet buna karşı duramıyor. Bütün Haçlıları hazırladılar Selçuklulara karşı. Selçuklu Malazgirt'te onları darmadağın etti. 50 bin asker ile. Şanı şerefi çok tabii Türk'ün ama İslam ile. İslamsız yok be. Şimdi İslam yoksa kedi köpektiler git kardeşler daha o zaman. Birbirlerini yiyorlardı. İslam yokken. İslam ile şanı şerefi arttı. Yüceldi, yüceldi. Ta ki Yavuz Sultan Selim Han, Selçuklu anladı artık. Zayıflamaya başladı, Moğol saldırısı başladı, yıkılmaya başladı. Selçuklu dönüp bütün gücü kuvveti Osmanoğlu'na teslim etti. Osmanoğlu'nun hedefi İstanbul'u almak. İstanbul'u niye koşturdu? İstanbul'u alsın da efendim başka şehirlere gitmedi. İstanbul niye? Neyin peşine koşturdu? Peygamber sözünün peşine.
Çünkü peygamber bildirdi aleyhissalatü vesselam, bu İstanbul'u fethedecek olan komutan ne yüce onun askeri, ne yüce bir askerdi diyerekten onun üzerine İstanbul'u hedefledi. Türk oğlu Türk, Müslüman Türk, peygambere sevgili olalım, peygamberin söylediği sevgili insanlar olalım diyerekten İstanbul'u hedefledi. Aldı mı? Aldı. Değil mi? Sonra ne oldu? Yavuz Sultan Selim Han'a kadar halifelik gene Araplarda, Memlüklülere geçti. Yavuz Sultan Selim Han'a emir ile, peygamber emriyle Yavuz Sultan Selim Han ta İstanbul'dan çıkıp Mısır'a geldi. Ya halifeliği verirsiniz dedi veyahut sizi darmadağın ederim dedi. Allah için savaşa geldim buraya dedi. Siz de yoldan şaştınız dedi Memlüklülere. Onlar bir deneyelim dediler. Bunu biz bakalım kuvveti var mı? Önce Mısır dışarısına asker gönderdiler. Baktılar tarumar edecek. Teslim oldu. Verdi halifeliği. O gün bugün halifelik ile sultanlık ve İslam'ın sancaktarlığı hepsi beraber Müslüman Türk'ün eline geçti. Müslüman Türk, Türklüğü öne koyup da ileri gitmedi. Müslüman Türk, ben Müslümanım diyerekten o bir insanların alfabesini kaldırmadı, yasak koymadı. Onu yapsaydı, doğru, ta Endonezya'dan, ta Kuzey Afrika'ya, Avrupa'nın ortasından, ta Afrika'ya kadar herkes Türkçe konuşurdu o zaman. Yapmadı. Niye? Allah'ın emrine göre hareket etti. Yasak koymadı Allah'ın serbest bıraktığı işlere. İşte onunla o Türk şan ve şeref buldu. Biz o Türk'ü seviyoruz işte. O Türk'tü. O Türk'ün tarafındayız biz. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kabul etmiyorum ben. Türk, Türk oğlu da Türk'üm. Osmanlı Türk'üyüm. Anam, babam, atam hepsi Türk'tür ama ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kabul etmiyorum. Ben ne mutlu Türk'üm dersem Kürt'ün yaptığı çok iş var Osmanlı'ya. Niye çıkıp o ne mutlu Kürt'üm demesin? O da desin. Onun da hakkı var. Yunan çıkıp da ne mutlu Yunan'ım derse sana ne mutluluk nerede? Senin Türklüğün senin elinde olan bir şey değil. Sen onunla övünemezsin, gururlanamazsın. Müslüman de Türk ana babadan dünyaya geldin, Türksün. Yunan ana babadan gelseydin Yunan olacaktın. Sen İslam ile şeref bulursun. Niye? Çünkü sen hür irade ile İslam'ı seçersin. Bugünkü Türklerin çoğu laik Türkler, beyaz Türkler Müslüman mıdırlar? Müslümansa böyle rezillik mi yaparlar? İslam bunu mu emrediyor? O Türklerden uzarız biz. Çoğu şimdi koşturuyor. Efendim siz PKK'yı desteklemeyiz tabii ki. Tabii ki PKK'nin hedefi başkadır. Fakat Kürt halkının hakkını destekliyoruz. Onların da bir hakkı var tabii ki. Onun hakkını destekliyoruz, doğru. Türk olarak. Osmanlı destekledi mi? Destekledi tabii. Onu ayırmadı. Etine dürüne gayrılmadı. Nasıl ayırırsın sen? Onun için biz Müslüman Türk'üz. Türk Müslüman değiliz. Türklük önde gelmez. İslam önde gelir. İslam önde geldiği için milliyetçilik önde gelmez. Ümmet önde gelir. Müslümanlık önde gelir. Ümmetçilik önde gelir. Benim kardeşim kimdir? Şehadeti doğru dürüst söyleyen peygambere ehli sünnet itikadiyle bağlı olan herkes benim kardeşimdir. Şehadet ile. Benim öz kardeşim olsa, aynı ana babadan gelse, şehadeti söylemese, şehadeti kabul etmese benim kardeşim değildir. Biyolojik olarak aynı ana, aynı babadan geldiğimiz için kardeşiz ama ruhumuz başkadır. Başka taraflara gideriz. Yolumuz ayrıdır. Anladın mı? Onun için öyle bile o da. Bizim Amerika'da niye? Allah'ın memleketi değil mi Amerika'da? Allah yaratmış. Şimdi kalkıp
sahabe-i kirama hiç diyebilir misin? Niye Medine'de yaşadın, Mekke'de yaşamadın? Niye şimdi kalkıp biz Eyüp Sultan Hazretlerine diyebilir miyiz? Niye İstanbul'da yaşadın da Medine'de kalmadın, Mekke'de kalmadın? Buralara geldik. İslam için buralara geldik. İşimiz de ortada, görüyorsun. Açıkta İslam'ı getirdik buraya Allah'ın izniyle. Biz getiremeyiz. Allah getirmiş, Allah yaptırmış ama İslam için buradayız. İslam'ı burada yaymak için buradayız. Elimizden geldiği kadar acizliğimizce, aciz kuluz. Rabbimiz bizim samimi niyetimize göre işimizi doğru getirir inşallah. Bunun için buradayız. Zaten orada olamayız Türkiye'de. Yasak koymuş Türkiye bize. Açsınlar yasağı, hemen geleyim oraya. Anında yasağı kaldırsınlar. Ertesi gün sabahtan İstanbul havalandan beni alsınlar. Hemen orada dergah açarım. Yasakmış dergah, bir şey değil, başka isimler altında açarım. Bu halkı başka isimler altında toplarım ben Allah'ın izniyle. Dans stüdyosu, judo stüdyosu, karate stüdyosu, tekvando, bilmem ne serbesttir. Bu isimler altında bu gençleri toplarım. Açsınlar yasağı. Ovani sorgulayan koştursun, yasak kaldırsın. O zaman ben ona Türklük nedir, Müslümanlık nedir çok iyi öğretirim. Osman Öztunç'un da öğreneceği çok şeyler var daha Müslümanlık ve Türklük hakkında. Hepsinin öğreneceği çok şeyler var. Eksikleri çoktur. Seviyorum onları ama bazen ileri gidiyorlar onlar da. Bu da böyle. Sağlam, şehadeti sağlam tutacaksın. Şehadet baştacı olacak. Şehadeti baştacı yapanı da ayrı tutmayacaksın. İster mürit ol, ister şeyh. Bütün sır şehadettedir. Kimde ne sır olduğunu Allah bilir. Sen onu karışamazsın.